Şimdi Facebook Live aldım. Bugün kosmetiksel sabun yapmak mümkün mü konuşacağız. Ama önce Instagram ilave edeceğiz ve sonra ayarlara belki ihtiyacım var. Bakayım Instagram Live nasıldı. İnternet bağlantı bugün biraz sıkıntılı olabilir. Pardon, böyle go live, yes. Bekleyelim. Merhaba Justine. Sabun Atelier Live nokta. Bugün tekrar sizdeyiz. Bugün kostiksiz sabun yapmak mümkün mü konuşacağız. Hem Facebook hem Instagram Live. Kamera aşağı yukarı aynı seviyesi aldım. Bu kez neredeyse aynı yere bakmak zorunda bakmalıyım. Daha kolay olacak. Şimdi kostiksiz sabun. Sorularınız varsa ara sıra yazın. Ben takip etmeye çalışıyorum da her zaman birebir olmayacak. Kaçırıyorsam sonra cevap yazacağım. Instagram Live'da soruları kaçtığım anda maalesef tekrar gözükmüyor. O benim sıkıntım. Onu sonra tekrar yazmanız gerekir cevap alamadıysanız. Facebook'da soruları zaten görüyorum. Sizden bugün ilgili başka bir konu, yani bu konu ilgili ilave sorular gelmediler. Bu soru genel olarak Kübra Nur Hanım'dan geldi. Kostiksiz sabun, daha doğrusu müşteri ne diyeceğim kostikli değil mi diye sordu. Şimdi bakalım. İlk olarak kostiksiz sabun yapmak mümkün mü? Kısaca hayır. Ama birkaç tane şeyler var. Önce en kolay noktadan başlamak istiyorum. Kostik elemek istemiyorsanız, yani çekiniyorsunuz kostikten, o zaman en basit sistem eriyebilir sabun bazı kullanın. O da çünkü sadece eritiyorsun, istediğiniz renk koku ilave ediliyorsun, şekil yapıyorsun ve kalıba dökebilirsiniz, hazır sabun oluyor ve kostik elememiş oluyorsunuz. Merhaba herkese. İkinci olarak, çünkü o da bu soru nereden acaba çekiyor? Kostik zararlı mı? Ara sıra notlarına bakmam lazım, ondan gözüm kaçır. Kostik zararlı mı? Burada her zaman gibi evet ve hayır demem lazım. Çünkü kostik yanlış kullandığın zaman çok 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 tehlikeli, çok zararlı. Gerçekten en sakat bir şeydi. Belki duyuyorsunuz eski hikayelerde, eski sabuncular hep kör gözlü oldu ve böyle bir şeyler. Gerçekten kostik çok sakıncalı o konuda. Ama diğer tarafta bilinçli kullanmak ve ayarı da kullanmak farklı bir sonuç alıyor. Kostik gıda üretim ve kozmetik üretim her zaman kullanılan bir ham maddedir. Mesela süt imalatçılarda, yani süt sağma makineden peynir, yoğurt kadar kostik kullanıyorlar. Çünkü oradaki hatları genelde paslanma boru sistemle kullanıyorlar. Temizlemek için sadece kostik mümkün oluyor. Başka bir deterjan sokamazlar. Biz onu yemek istiyoruz. Kostik en kolay çünkü kostikli su oradaki yağ sütten kalan yağ parçaları ya da yani genelde sabunlaşıyor. Sonra onlar sadece su basıyorlar ve temiz oluyor. Aynı zamanda kostik pH'ı yüksek pH nedeniyle bakteri üreme engelliyor. Yani varsa bile bakteri kesinlikle oluyor. Ondan bu çok önemli bir şey. Diğer örneğin ne vardı? Bir saniye. Zeytin tatlandırmak için kostik kullanılır. Tekrar aynı. Ayarı var, teknik var, bilinçli kullanım var. Başka bir. Kozmetik üretimde ürünün pH ayarlamak için. Yani her karışım, nasıl diyelim, her ürün özel, ayrı, amaçlı bir pH'ı var. Yani bu pH yükseltmek ya da azaltmak isteyince duruma göre ya mesela sitrik asitler ya da laktik asitleri pH'ı düşürüyor.
sodyum hidroksitle ya da potasyum hidroksitle o da tekrar ihtiyaçlara göre yükseltiyor. Yani orada en önemli nokta bilinçli ve yani bilinçli kullanmak. Çünkü her zaman gibi doğada nasılsa hepsi zehirli olabilir. Ama nasıl kullanıyoruz, ne kadar kullanıyoruz o da en büyük fark yaratır. Şimdi size en çok merak eden soru, doğal sabun kostiksiz yapmak mümkün mü? Hayır. Doğal sabun yapmak istiyorsanız kostik kullanmanız lazım. Nokta. Ama, ben tekrar ama ile bugün başladım. Şimdi, sabun hesaplarken ya da sabun tarif çıkartırken yağlarınıza göre kostik miktarı ayarlanıyorsunuz. İsterseniz bile çok sağlam olsun diye yağ miktarı, kostik ihtiyaç olan kostik miktarlardan biraz daha yüksek tutuyoruz. Yani kostik indirim bu. Bu reaksiyon bitince, bu reaksiyon... Pardon, Instagram yamuklandı, pardon. Şu denge tutma zamanı, yani bu sıfırı yapmak pek istemiyoruz çünkü genelde... tatim hataları, tatim kullandığım ve şeyleri, yani hafif garanti olsun, hep birazcık en az daha fazla yağ kullanmak istiyoruz. Bunu yaparken şu bütün kostikleri bu zeytin, mesela zeytinyağdan birbirine bağlıyor ve serbest bir kostik kalmıyor. Şimdi burada önemli olan serbest kostik kalmıyor. Sabun imalatta kostik kullanıyoruz ama çıkan üründe, çıkan sabunla kostik olmaz, çıkmıyor. Yani doğru hesapladıysak, doğru yaptıysak. Geleneksel mesela kaynatma sabunda bunu garanti almak için. Çünkü onlar dengeli kullanmıyorlar. Onlar başka bir sistem kullanıyorlar. Sonra sabun yıkayıyorlar. Öyle fazla kostik varsa onu temizliyorlar. Ama genelde hala kaynatma sabundaki fazla yağ kalmıyor ve fazla gliserin de kalmıyor. Çünkü o da yıkarken çıkıyor. Size sonra, onu şimdi Instagram, yani live'da gösteremiyorum. Bizim kendim sabunlarımızdan bir tane TSE raporu var. Orada mesela sabun kategoriye göre, nasıl diyor, serbest alkali miktarı, kabul eden serbest alkali miktarı bir nokta var, bir test nokta var. Burada mesela bizim sabunda test ederken belirtilmemiş olarak çıkıyor. Yani bulunmadı. Pardon, bulunmamıştı. Ben yanlış söyledim, pardon. Bulunmamıştı. Yani sabunda bile TSE laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı belli bir miktar, ufacık bir miktar kabul ediyor. Ama mesela bizim sabunları superfet ya da kostik indirim nasıl istiyorsanız kullandığımız sabunda kostik bulunmamıştı. Yan not olarak superfet ve kostik indirim farkı nedir, nasıldı? Gelecek hafta sanki bir kimse onu için sordu. Bakıyorum. Evet, gelecek hafta kostik indirim ve süper yağ anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Nerede? Şimdi geri gittik. Yani şu TSE rapor bölümü sizinle sonra paylaşacağım. Şimdi kostik içinde yoksa neden pH yüksek oluyor? Onu da soran oldu. Yani kimyasal doğa olarak. Şimdi biraz garip bir karışık biliyorum. Ama yani yağ asitimiz var, kostikimiz var. Onunla birleşince sabun ve su elde ediyoruz. Yani bu bir tane sodyum tuzu ya da doğal sıvı sabun yapıyorsanız potasyum tuzu. Bu karışımı genel olarak pH'ı yüksek oluyor. Doğru yaptığımız zaman da pH 9-10 civarında oluyor. Fazla kostik kullandığımız zaman, yanlış hesapladığımız zaman daha yüksek çıkabilir. Şimdi bu pH'ıyla diyelim sabununuz aldınız, rendeliniz sabun aldınız, rendeliyorsunuz, suyla, saf suyla karıştırdınız, pH ölçüyorsunuz, 9-10 civarında çıkıyor. 9-10 kaliteli bir sabun pH'ın derece olması lazım.
Bunu şimdi düşürmek istiyorsunuz. En basit olanı sitrik asitle, yani limon tuzuyla ekleyerek yapıyorsanız. Tamam, pH 7 ya da bile 5,5 elde edebilirsiniz. Ama ne olacak? Siz bir anda böyle 10 dakika, yarım saat ısıya bağlı bir anda sizin suyla üstüne yağ üstüne yüzmeye başlayacak. Sabununuz ayrılmış oluyor. Yani bu yüzden sabun elde edilmek için bu pH ihtiyacı var. Yoksa sabun elde edilemiyoruz. Ondan doğal sabun böyle 9-10 arasında pH ihtiyaç var. Daha düşürmek mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz markette ama yabancı sabunlarda ya da yerli markalarda da bile kostik yazmıyor içeriklerde. Şimdi burada bir tane sabunum var da pardon. Önce aklıma gelmedi. Gözükecek bile bilmiyorum. Özellikle tersiz de olacak büyük ihtimalle. Neyse burada. Evet, ters sanki. Yani bu paketlerde içerikle bölüme bakıyorsanız genelde ne kostik bulabilirsin kelime olarak ya da sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit bulamayacaksın. Genelde üstünde mesela zeytinyağlı sabunda sodyum oleat yazıyor. Şimdi bu neden böyle? Çünkü bu içerikleri kafadan atamıyoruz. Onu bir tane kanun doğru değil ama bir anlaşma. Kosmetik kimyagarın dünya arasında bir anlaşma var. Bunlar da ince name olarak geçiyorlar. Ve burada yani bunu kullanıyorsun böyle yazman lazım. Demek. Ve bu yüzden hazır ürün orada genelde çıkıyor. Yani sabun özellikle kremlerde ve şampuanda o kadar bu etkilenmiyor ama sabunlarda içinde döken ürün değil, bu tencereden çıkan ürün yazıyorsunuz. Bu yüzden zeytinyağlı sabuna mesela sodyum oleat yazacak. Ya da bambaşka bir alternatif olarak markette bulduğunuz sabun değildi. Şimdi nasıl bileceksiniz? Şimdi Türkçe'de biraz bir tercüme ve geleneksel isimler nedeniyle biraz bir fark oluştu veya bir karmaşa oluyor. Ama mesela yurt dışından İngilizce olarak mesela bu sabunlar üzerinde sabun yazmaz. Ya güzellik bar, yani beauty bar yazıyor ya da Zindet. Bu ne demek? Bu sabun gibi kullanılan bir ürün, Zindet, yani sintetik bir alternatif. Ama sabun kimyasal olarak değil, onlar genelde katı deterjanlar. Yani düşünün, duş jeliniz katı halinde düşünün, sıvı sabununuz katı halinde düşünün. O yapmak mümkün, o sıkıntı değil. Ve bu yüzden üstünde kostik yazmaz. Üstünde sodyum bir şey de genelde yazmaz. Çünkü genelde sodyum laureat sulfat ya da laureum sulfat da ya da yeni çıkan daha bitkisel, daha organik uygun, daha sertifikalarda uygun içerikler içinde bulabilirsiniz. Amaç aynı. Görev aynı. Ama sabun değil. Ve orada bir yan etki olarak var. O mesela benim için çok önemli. Evet, paylaştırıyorum, pardon. Facebook'ta devamı hep bulabilirsiniz. Şimdi ne sıkıntı var? Şu katı sabunlarda ve YouTube sindetlerde doğal bir yüksek pH olmadığı için, doğal bir tane bakteri önleme olmadığı için katkı maddesi, koruyucu katması gerekiyor. Bu mesela beni etkileniyor ama o da herkesin kendi karar vermeniz lazım tabii ki. Burada ben karışmam. Siz biliyorsunuz, koruyucu kullanmak istiyorsunuz, istemiyorsunuz. İnternette buluyorsam sonra bir iki resim de ekleyeceğim böyle içerikle örnek olarak. Henüz bulamadım. Daha doğrusu dün unuttum bakmaya. Başka? Şimdi yani onu inşallah anlatabildim. Kostik neden bazen yazmıyor? Çünkü o size bence anlamak için önemli. Şimdi ara sıra soru geliyor. Meşe külü veya kül suyu sabun yapmak mümkün mü?
Evet, yapmak mümkün ama hiç tavsiye etmiyorum. Neden şimdi? Geleneksel üret, yani sintet oder değil. Ama kostik sintez olmadan önce, yani genelde bu tarifler 1800'den gelen sabun tarifler, kül suyu kullanıyorlar. Neden kül suyu kullanıyorlar? Çünkü kostik. Ya bizim bildiğimiz toz kostik, boncuk toz kostik hali de yoktu. Ondan kendini elde edilmesi gerekiyordu. Bunu nasıl yapıyordu? Onlar bir önceki günün yakan alef değil, yangın değil. Neyse, bir önceki gün kullandığın şey külü, elde edilen külü aldılar, suyla çözdüler onu. O da kimyasal reaksiyon nedeniyle kostik oluşuyor. Bu kostik oluşunca şimdi ne kadar kül suyu, ne kadar kül kullandınız, nasıl bir küldü, belki bile ne kadar uzun nasıl yaktı önemli, onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Onlar hep dışarıdan gelen faktörler. Ve şimdi su ilave ettiğimiz zaman tamam, bir kostik suyu elde edildik. Ama bu kostik suyu %15'li, %30 mu? Onu bilmiyoruz. Genelde hikayelerde var, üstünde yumurta yüzmesi lazım, patates batması lazım, böyle şeylere. Ama yani herkesin kendine göre, kendin tecrübeye göre bir tarif var ve sağlam bir kostik miktarı bu yüzden bilmiyoruz. Bu yüzden aynı zamanda yağ da ilave ediyorsak tamam, sabun çıkıyor. Ama bu sabun içinde şimdi fazla kostik mi var, az kostik mi var bilmiyoruz. Çünkü kostik ne kadar koyduk bilmiyoruz. Bu yüzden yani denemek istiyorsanız deneyin. Ama sağlam bir sabun, sürekli aynı kalitede sabun, ondan yapmak mümkün değil. Çünkü içerideki de malzemenin standartı yok. İçindeki yani ben gıdada bir örnek olarak aradım ama o da tam bulamadım. Belki mesela bu senin balı, bu senin çiçek balı çok çiçeksi bir tadı vardı. Ama bir sonraki senin balı çok az çiçek tadı, koku var. Çünkü ya ağrı aynı çiçek tarla gitmedi, ya bu sene bu çiçekle açılmadılar, ya da bu sene bu çiçek tarla 1-2-3 gün önce kestiler, hava uygun değildi, bu yüzden bu çiçekle henüz açmadılar. Yani o da aynı. Tamam, bal baldı ama hala aynı değil. Yani ondan kül suyu denemek amaçlı ama imalat için, sağlam imalat için kesinlikle hayır. Çünkü sonucu tahmin edemiyorsunuz, wie güvenli sabit bir sonuçla elde edilmek mümkün değil. Yani sabun tamam kimyasal olarak aynı reaksiyon ama dediğim gibi her zaman doğru değil. Bir daha doğal bir sabun ortadan çıkmıyor. Yani o da kostikli. Yani o da kostik kullandınız. Sadece daha farklı bir başlangıç noktası var ama sonuç aynı. O yani şimdi tekrar zorda pH derece cevap verildi mi? Evet verildi. 9-10 arasında doğal sabun pH'ı, düzgün sabun pH'ı 9-10 arasında oluyor. Bunu ölçmek istiyorsanız hemen döktükten sonra hemen dökerken de buna bakmayın. Çünkü biliyorsunuz biraz olgunlaşma süresi var. Ve bir iki haftadan sonra yere oturdu. Tam reaksiyona girdi. Hepsi sağlamlaştı. Su miktarı da azaldı. Ondan yaklaşık 3-4 hafta, yani bu kuruma süresinden sonra ölçmek daha doğrusu. Saf suyla lütfen yapın. Yoksa musluk suyla pH'ı değişip duruyor bazen. Onun da tamam standart bir ayarı var ama doğru hatırlıyorsam 4-7 arasında içme suyu olması gerekiyor. Yani onun pH payı çok büyük. Şimdi suyun pH'ı beni tutmayın, aklımda bilmiyorum. Başka benden bir cevap bu konuya yok. Yani tekrarlamak istiyorum. Bütün puan noktalar tekrar gidelim. Yani kostik kullanmak istemiyorsanız eriyebilir sabun kullanmayı tavsiye ediyorum. Yani elemek istemiyorsanız öyle demem lazım.
kostik zararlı mı? Değil, ama düzgün kullanınca zararlı değil. Doğal sabun kostiksiz yapmak mümkün mü? Hayır, maalesef değil. Ama kostik yaparken var. Çıkan üründe kostik şart değil. Şimdi kostik pH'ı neden yüksek oluyor anlattım. Yoksa sabun değilmiş. Yabancı sabunlarda veya marketteki sabunlar neden kostik yazmıyor onu da tekrar söyledim. Ya zaten çıkan ürün yazıyor ya da zaten kimyasal olarak sabun değil. Kül suyu deneme amaçlı tamam ama standart imalat olarak uygun değil. Şimdi bir soru daha geldi. Yağmur suyu yapıyor, sabun yapıyor. Bu da mümkün. Yani biz aratmadan su kullanıyoruz. Yağmur suyu yapanları var. Bazen yurt dışından ya ortamdan, yaşadığın ortamda bir tane kaynak suyu, taze kaynak suyu var. Onu kullanmak mümkün. Tek genelde Türkiye'deki musluktan çıkan suyu, yani içme suyu, çok kireçli olduğun için ondan kullanmaya tavsiye etmiyorum. Kullanabilirsin, sıkıntı değil ama her zaman güzel bir sonuç elde edemiyorsun ve sabun köpüğü miktarı biraz etkileniyor. Bu yüzden saf suyu tercih edin. Ya da yani musluğunuzda arıtma takılıysa onu kullanın. Başka? Bende şu anda yok. Gelecek hafta dediğim gibi kostik indirim ve süperfett ne de fark var mı? İkisi yapmam gerekiyor mu? Ve bu tarz sorular cevaplayacağım. Şimdi sizden bir tane sabun soru daha koydum. Deniz suyu. Deniz suyu kullanmak mümkün. Kullanılara da var. Tuz miktarı orada biraz farklı ya çıkan sonucu biraz etkilenebilir. Şimdi genelde tuz köpüğü kestiğimiz için ona dikkat etmeniz lazım. Aynı zaman tuz biraz sabun daha sert yapıyor. Ve aynı zaman ne kadar temiz deniz suyu oluyor bilmiyorum. Tamam pH onu büyük ihtimalle hepsi yok ediyor. Ama yani o faktörle aklınıza tutmanız lazım. Ama genelde evet deniz suyu yapmak mümkün. Kesinlikle güzel bir pazarlama açı. Sıvı kastel sabunda koh kullanıyoruz değil mi? Evet doğru. Yani potasyum hidroksit. O sıvı sabun için yapıyor. Kullanılıyoruz. Şimdi burada bir tane daha var. İdeal ısı derece nedir? Sabun yaparken en ideal benim tercihim daha doğrusu. Çünkü en kolay ulaşmak, ölçmek gerek kalmıyor. O da sıcaklığı. Bu yüzden mesela kostik hazırlanırken önce kostik tatıyorum, söndürüyorum. Bundan sonra diğer yağlarım tatmaya gidiyorum. O anda tabii ki kostik sağlam bir yere koymamız lazım. Hayvan, çocuk, eşimiz vesaire içine düşmesin, elemesin, bu nedir bakmasınlar, bilsinler. Yani onu aklınıza tut. Ama genelde o da sıcaklığı benim favorim. Aynı zamanda katı ve sıvı yağları kullanıyorsam katı yağları eriyorum ve bundan sonra sıvı yağları içinde döküyorum. Hepsi beraber eritmiyorum yoksa soğutmaya çok beklemem gerekiyor. Ama yani o da sıcaklık sizin için Antalya'dan bir yazında 40 derece veya Ankara kışında inşallah 18 derece altında eviniz olmuyor. Yani o sıkıntı olmuyor. Önemli nokta burada kostik ve yağ arasındaki ısı farkı çok olmaması gerekiyor. Yoksa kostik yağ döktüğümüz zaman da aniden katılaşma oluyor ama o yanlış bir katılaşma. Onu karıştırınca tekrar sarılacak. Ve o anda sabun döküyorsanız o zaman sabun sonra tekrar sıvılaşıyor. Ve düzgün bir sabun yani katılaşmayabilir. Çünkü yeter kadar karışmadığınız için tekrar ayrışma yapabilir. Şimdi tuz kullanmak sabuna ne katıyor? Bir anda nemlendirici özelliği katıyor. Daha yüksek miktarlarda sparba gibi yani %30 ve üstünde tuz kullanıyorsanız peeling etkisi de yaratıyor. Bazı
sabuncuyla. Kostikli su biraz tuz ekliyorlar. Yaklaşık bir saniye, aklımda çevirmem lazım. 1 kilogram suya yaklaşık 30 gram tuz ilave ediyorlar. O sabun hafif daha sert yapıyor. Şimdi sabun için ideal pH 5,5 denir. Bu pH dışındaki kullanmayın diyorlar. Yaptığı zaman yüksek ve düşük ise kullanmayın. Şimdi bu diyenlere genelde dermatologlar, güzellik uzmanı kendime diyorlar. Bunu neden diyorlar? Öyle başlayalım. Cildin cilt üzerindeki pH. Buna dikkat edin şimdi benim nasıl anlatıyorum. Cildin üzerindeki pH 5,5'tu. Çünkü bizim cildimiz üzerinde bir neydi şimdi Türkçesi? Hadi. Cilt asit tabakası mıydı Türkçesi? Tam şimdi kelime hatırlamıyorum. Ama yani cildim üzerinde bir bak hatırlamadım. O soru şimdi kelimle de takılıyorum. Yani sağlıklı bir cilt üzerinde bir bakteri halı var. Biraz şimdi anlatım biraz garip olabilir. Şu bakteriler bizim normal nasıl da bağırsaklar içinde bir sağlıklı bir tane bakteri kaplama içeriği varsa cilt üzerinde aynı. Bu bakteriler cildimiz üzerindeki çıkan yağları ve hücreleri, ölü hücreleri yiyorlar ve tabii ki yedi şey de çıkması gerekiyor ve bu yüzden cilt üzerindeki pH'ı ölçüyorsak 5,5 oluyormuş. Bu cildimizin kendine tamam temizlenmiş bir cildse bu pH 7 oluyor genelde. Yani biz nötr olarak geçiyoruz insan olarak. Ve şimdi sabun yıkar fark etmez neyle sabun neyle yıkarken şu üstteki asit tabakası temizlenmiş oluyor ve cildi pH'ı tekrar 7 dönüyor. Yıkadıktan sonra tabii ki bakterilerimiz tekrar üretmeye başlıyorlarsa ve tekrar 5,5'a çıkıyor. Bazı doktorlar pazarlama nedeniyle zamanında nasıl margarin sağlıklı diyenlere de oluyorsa diyorlar cildin rahatsız etmeyin. Bu bakteri 5,5'da yani nasıl çıkıyorsa onu da böyle yıkayın. Değişiklik olmasın. Şimdi tek derdi tamam bir cilt üzerindeki pH 5,5'tu ama bu bakteri arasında her zaman doğru bakteri olmayabilir, yanlış bakteri de olabilir. Ve zaten yaklaşık yıkadıktan sonra 10 dakika 15 dakika sonra cildimiz kendi bu pH'a dönüşüyor. En önemli olanı fark etmez temizlik kremi. Doğal sabun mu, sintet mi kullanıyorsun ya da yüz temizleme jeli bolca suyla durulmanız gerekiyor. Bu da o en önemli olanı. O kurutmamaya engelliyor. Çünkü bitkisel doğal sabun cildi ne tahriş ediyor ne kurutuyor. Şimdi burada bir soru kaçıyor. Pardon. Sivil kasım. Yani burada önemli olanı düzgün durulmak. O şampuan için de geçerli. Yeter kadar düzgün, yeter kadar iyi durulmadıysanız şampuan zararı amacından çok daha yüksek. Yani ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi konudan tamam geçiyoruz ama sizin gelen sorularına cevap vermek istiyorum. Pardon, bunu aşağı çekebilirim. Bak yeni bir şey öğrendim. Sıvı kastile sabun yapımında pişirme yöntemi denemek istiyorum. Ne kadar pişirmeliyim? Yağ ve kostik sıcaklıklara soğuk prosesteki gibi aynı derece mi olmalıdır? Hayır, yani çünkü zaten ısıtıyoruz. Bu yüzden kostik suyu orada soğutmak gerek kalmıyor. Genelde ben Marie olarak üsülü yapın. Yani bir tencere, başka daha büyük bir tencere içinde kullanın. Büyük tencere içinde biraz su koyun. Çünkü böyle isi kontrol etmek daha kolay. Bazıları direkt ocağı da yapıyorlarsa ama o da bile gazlı ocakta çok zor. Elektrikli ocakta onu deneyebilirsiniz. Karıştırın, örtün.
Videom var zaten. Doğal sabun, sıvı sabun yapımı sabunatelier.com'da onu bulabilirsiniz. Ve pişirme şimdi miktara bağlı biraz. Genelde 2-3 saat istiyor. Onu ama dediğim gibi ısıya bağlı ve kullanış yerleri de biraz bağlı. Ondan bunu tam şimdi standart bir miktar söylemek zor oluyor. İsterseniz bunu ayrı olarak başka bir zamanda soru olarak yani sıvı sabun yapımı da ilave edebilirim. Şimdi başka bir soru var mıydı? Sanki bir tane daha gördüm. Evet. Kuruma aşamasında sabundan su çıkıyorsa şimdi burada boncuk su çıkıyor mu yoksa buharlaşma yani kurulma ediyorsun. Çünkü üstünde su birleşiyorsa o zaman sabun yeter kadar karışmamış oluyor ve büyük ihtimalle kostik boncukları içinde kalmış. Çünkü o normal değil. Resminiz varsa atalım daha detaylı bakalım. Yüksek ateşte pişmeyelim. Hayır, yüksek ateşte hiçbir zaman yemek için hoş olmuyor. Yani yemek için de aynı. Orta sıcaklıkta su kaynamak üzerinde tutun. Böyle diyelim. Evet, boncuk boncuk. Ya, dediğim gibi o büyük ihtimalle yeter karıştırmamış bir sabun oluyor. Kostik yeter kadar iyi dağıtılmamış. Yani reaksiyon yeter kadar yağlar ile yeter kadar iyi bir reaksiyona girmemiş şimdi oldu diye düşünüyorum. Tamam. Şu anda dediğim gibi kostiksiz sabun tekrar kısaca söylemek istiyorum. Yapmak mümkün değil ama çıkan üründe kostik var demek doğru da her zaman olmuyor. Onu kaçıranlara tekrar baksınlar. Bu yüzden yani sabunatelier.com'da bu yayın ve yazı olarak tekrar da onu paylaşıyorum. Orada kaçanlara ya da video izlemek istemiyorsanız orada bakabilirsiniz. Şu bitki terapim soruları sonra cevap yazayım çünkü orada şimdi çok konu kaçıyor. Gelecek hafta tekrar görüşürüz. İnternet sıkıntım ve yılbaşı nedeniyle bir derdim yok. Yani ondan tamam. Süper indirim ve süper yağ ve kostik indirim konuşacağız ve görüşmek üzere. Gelecek hafta tekrar görüşürüz. Sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya ayrı bir Facebook Live olarak, sabun atölye live olarak yapacağım ya da altında yazıyorum. Genelde her ikisi de yapıyorum. Sizi bekletmemek için. Tamam. İnşallah memnun kaldınız. Sorularına cevap verebilirdim. Benden bu kadar. Ve görüşürüz gelecek haftaya kadar. Bye bye. O kalpler için çok teşekkürler. Şimdi pardon, burada bir soru daha var da bunu Instagram Live'da sonra görebilir miyim emin değilim. Bu yüzden sabununuz keserken kırılma yapıyorsa o zaman kostik fazla gitmiş. Onun bir hesap sıkıntısı var büyük ihtimalle ya da ya bir tartım problemi ya hesaplama hatası. Çünkü yani o normal değil. İsterseniz bunu tekrar Instagram Live'dan kapattıktan sonra tekrar ilave edin. Soru olarak yazın. O zaman detaylı cevap verebilirim. Şimdi önce Instagram Live. Bye bye. Gelecek hafta görüşürüz. Tamam. Ben de teşekkür ederim. Tamam. Kalan soruları cevaplayacağım şimdi. Pardon, burada tarafta. Görüşürüz.